İstanbul Atatürk Havalimanı da darbeci askerlerin tanklarla geldiği yerlerdendi. Tansiyonun yükseldiği havalimanında tanklardan kalabalığa ateş açıldı. İşte o sıcak dakikalar. Şu anda 3 tank daha geldi Atatürk Havalimanı'na. Zırhlı araçlardan askerler indi, girişe doğru ilerledi ellerinde silahlarla. Evet, bir silah sesi daha şu anda. Şu anda kalabalığın üzerine ateş açılıyor. Şu anda kalabalık buraya gelmişken ateş açıldı. İstanbul'da en kritik adreslerden biriydi Atatürk Havalimanı. Yüksek tansiyon sabaha kadar devam etti. Tanklardan kalabalığa ateş açıldı. Saatler 22'yi gösterdiğinde havalimanına ulaştı tanklar. Giriş çıkışlar kapatıldı. Bir tank daha geldi. Üzerinde askerler var. Ne olduğunu anlamaya çalışan yolcularla asker arasında tartışma çıktı. Kanun dışı yol kesiyor ya. Uçağımız var bizim. Memleketimize gidelim. Asker tartışma sonunda havaya ateş açtı. Bir yandan da uçaktan inen yolcular hızla tahliye edildi. Apron'da da çok sayıda asker konuşlandı. Darbe girişimindeki askerler hava kontrol kulesini de ele geçirdi. Kapattık kapıları arkadaşlar. Saatlerimiz 01 ve asker zırhlı araçlarıyla havalimanından ayrıldı ve havalimanında şu anda tamamen polis hakim. Ne oldu? Çekiyor. Bombanın saldırı kardeş. Askerin havalimanından ayrılmasını gözyaşlarıyla karşılayanlar oldu. Arada kalan bir subayı polis kalabalıktan uzaklaştırdı. Tankların havalimanından çekilmesinin ardından çok sayıda kişi hem arabalarıyla hem de yürüyerek havalimanına akın akın geliyor. Havalimanındaysa uçuşlar durdu. Alçak uçuş yapan jetler korkuttu. 925 sefer iptal edildi. Havalimanına baktığımızda terk edilmiş bir havalimanı görüntüsü var. Jetler ise çok alçak uçuşta ve görüyorsunuz pistte aslında olmaması gereken çok sayıda kişi var. Bu da güvenlik nedeniyle çok tehlikeli.